Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak'la küs mü? Sen kaşındın, son soru soruyorum. Bu hayatta en çok canının yandığı an. Ruhi Çenet, mason mu? Bir tehdit tarzı bir şey yaşandı mı? Sevgilini aldattın mı aldatmadın mı muhabbet ediyorsun? Sevgilin var mı şu an? İkinci ayak. Bizi dolandırmaya kalkmıştı. Ruhi Çenet en son ne zaman ve neden ağladı? Konseptin ismi ne? Normalde ev gezmesi. Ama pardon, normalde en büyük sır. Konsept normalde en büyük ya sır. Ya sen konsepti. De hayır, ne magazinci oldun. Wow. Herkese merhaba arkadaşlar. En büyük sır serimizin yeni videosunda yanımda Ruhi Çenet var. Merhabalar. Ruhi'yi ikna etmek bir hayli zor oldu. Geçen seneden beri peşindeyim Ruhi'nin. Ruhi başlarda bu teklifimi reddetmişti fakat en sonunda ikna etmeyi başardım. Çünkü kendisi biliyorsunuz biraz gizemli bir insan. Değil mi? Esrarengiz bir insan. Fakat ikna etmeyi başardık ve bugün onu sorularımla darlayacağımı düşünüyorum. Darla. Açık mısın her soruya? Açım, her şeyi açayım. Her şeyi açayım dedi. Wow. Aynı zamanda şu anda Instagram'dan sizden gelen soruları da topluyorum. Benim sorularımla sizden gelen soruları harmanlayacağım. Soru cümbüşüne tutacağım Ruhi'yi. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların artmasını istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmında ve kartlarda Ruhi'nin kanalı da var. Ruhi'ye de abone olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla pijamama. Ruhi yaptı. Evet abi. Şimdi soruların sistemi şu. Daha önce bilmiyorum kaç videosunu izledim bu serinin ama bak mutlaka izlemiştir de hani kaç videosunu soruyorum şu an. Kolaydan zora doğru giderdi. Fakat yeni sezonda, ikinci sezonda karışık. Hepsi zor olsun. Ruhi kaşınıyor. Ruhi net kaşınıyor. Yapacak bir şey yok. Yok, kolayla başlayacağım. Kolayla başlayacağım. Evet. Sosyal medyaya girişin nasıl oldu abi? Ben Hindistan'da çok yalnızdım, tek başımaydım. Hı-hı. Bir web sitem vardı, bilgibizden.com isminde. Hı-hı. Hatta bilgibizden, ilgisizden diye bir sloganı vardı. Hı-hı. Orada postlar paylaşıyordum. İşte ilginç gördüğüm hikayeleri paylaşıyordum. Daha sonra gitar da öğrenmeye başladım. Öğrendiğim gitar tekniklerini unutmamak için ne öğreniyorsam onu videoya çekip YouTube'a koydum. Daha sonra fark etmemiştim ben. Bu videoların hepsi herkese açık bir şekilde yüklenmiş. O videolar bayağı izlendi. Ben de asıl tutkum olan bilgibizden.com'daki içerikleri video formatına dönüştürmeye karar verdim. Çünkü video formatının ileride daha çok tıklanacağını hesap ettim. Yıl kaç bu arada? Yıl 2009 ya da 2010 herhalde. Ha, yani YouTube'da içeriğin bu kadar geniş olmadığı dönemde. Evet. Gitar videolarım o zamandı. Şimdi tabii onların hepsini gizliye aldım. Ve birkaç tanesini gördüm ben şu an. Yukarıda hard diskleri karıştırırken buldum. İstersen... Onlardan bir tanesini almamız mümkün mü? Tabii. Tamam. Tamam. Güzel. Onlardan bir tanesini abi alacağız. Çok iyi çalıyordun. Pink Floyd şarkısı. Bu şarkı için gerçekten çok basit akorlar var. İlk akor G. Ondan sonraki akor D. Ondan sonraki akor Am. Ondan sonra C ve D. Ritmi ise aşağı 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 yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı. Yani güzel çalıyordum. Ya sende zaten o potansiyel var. Sen bir şey yaptığın zaman iyi yapmaya çalışan bir insansın. Teşekkür dışarıdan ederim. Gördüğüm yani. Ya yazılım mühendisiydim ben aynı zamanda. Yazılım mühendisliği okuyordum. YouTube iyi gelir getirmeye başlayınca işimi bıraktım. Türkiye'ye taşındım. Hindistan'da. Ama geldikten bir hafta sonra Türkiye'de YouTube kapandı. Ben bayağı ortada kaldım. Öyle bir dönem oldu. O zaman ne yaptın? Ortada kaldı. Ben çok masraf etmemek için küçük bir ilçeye taşındım, Biga'ya. Batarsam büyük basmayayım dedim. Güzel. Ondan sonra ki battım, YouTube kapanınca otomatikman. Aydın'dan getirdiğim bir tahin tenekem vardı benim şu boylarda. Şimdi aileme de biraz şey yaptım. Yazılım mühendisliğini bıraktığım için tersleştim. Onlardan destek almak gururuma aykırı gide. Ben destek almadım. Tahin tenekesini her gün içiyorum böyle sabah, öğlen, akşam. Belli bir şeyden sonra zaten bayıyor. Daha bunu hiç anlatmış mıydın abi? Yok anlamadım. Ben bunu ilk defa dinliyorum. Ben çok anlatmam ben. Benim bir tane 5 litrelik su şişem vardı. Bak yani cebinde 25 kuruş, 50 kuruş bulursun. Onu işte bir yere koyarsın ya. Cebimde artık o paraları bulamıyordum. Hep sonuna geldim. O su şişesini camiden dolduruyordum. Onları içiyordum falan. Rezaletti benim ilk başladığım dönemler. Daha sonra Ramazan geldi. İftar çadırlarına gitmeye başladım. Bir ay boyunca gittim. Daha sonra YouTube açıldı. Kahvaltı falan? Yok. Direkt iftarı da akşam yemeği mi? Bir öğün yiyordum. Sadece akşam yemeği. Zaten inanılmaz zayıfladım o zaman. 4 kilo falan vermişimdir. Bu ne kadar sürdü? Bir aylık bir süre bir mi? 1,5 ay falan sürdü. Çok zor. Ya zaten iftar çadırı açılınca kurtuldum gibi bir şey oldu. Bir ay da oradan devam ettim. Daha sonra YouTube açıldı. Ama ben video yapmayı hiç bırakmadım. Yine haftada bir video atıyordum. YouTube kapalı olduğu için videolar 200-300. YouTube kapalıyken de atıyordun sen.
Evet, 200-300 izleniyordu. VPN'le girenler oluyordu. Ben de zaten VPN'le bağlanıp yüklüyordum. Daha sonra açıldı. Ben de Biga'dan İstanbul'a taşındım. Ev arkadaşlarım vardı. Daha sonra kendi evime çıktım. Ev arkadaşların arasında tanıdığımız biri var mı? Yok. Yani normal işte kendi çevremden, YouTube üzerinden değil de çevremden buldum arkadaşlarım. Daha sonra İstanbul'a başka bir yere taşındım. Oradan Antalya'ya taşındım. Sonra tekrar İstanbul'a geldim. Oradan önce de sürekli taşınıyordum zaten. Peki YouTube'da ilk tanıştığın YouTuber kimdi? İlk tanıştığım Murat'tı. Murat abi GF evet. mi? Murat'ın, şimdi ben 10 bin aboneyken onun 20 bin abonesi vardı. Ben işte buna bir mail attım. Başka kimseyi görmüyorum çünkü. Bakıyorum videolarına böyle samimi bir çocuk. O zaman gerçekten çocuk, küçük bir... Hala görüşüyorsun zaten. Aynen, çocuktu. Daha sonra bu bir video çekti. Monitörüm bozuldu falan gibi. İnsanlara ağlıyordu resmen. Ben de üzüldüm. Kendi monitörümü göndereyim dedim. Ve o zamanlar yine ben YouTube'dan gelir elde etmiyordum çok fazla. Fukara zamanlarımdı. Baktım yok gerek yok falan diyor. Herhalde iyi niyetli bir insan. Yani gönderdiğim şeyi kabul etmedi. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde Taksim'de buluştuk onunla. Hayatımda ben bu kadar Recep İvedik'i yandıran bir insan görmedim. Murat için doğru. Bu tespit doğru. O an öyle düşündüm. Şu an değişti de. Murat'la işte orada tanışıklığımız başladı. Daha sonra tanıştığım insanlar arasında Ekin Soyak vardı. Evet. Ekin Soyak hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl tanıştın? Nasıl oldu? Ekin Soyak... Ben onu kardeşim gibi gördüm. Ama daha sonra tabii 18-19 yaşında insanlar tehlikeli şeyler yapıyor, risk alıyor. Senin o konuda aslında toparlayıcı bir canlı yayının olmuştu. Ben hatırlıyorum o dönemi. Ben o dolandırıcılık mevzusunda. Zaten hiç sinirlenmedim ben. Problem değildi benim için. Zaten hani dolandıracağı bir meblağ, yüksek bir meblağ değildi. Ama işte bir arkadaş kaybetmiş olduk. Sen orada sildin Ekin'i yani. Olumlu evet, konuşmana maalesef. Rağmen. Evet. Şu anki durum hakkında ne düşünüyorsun? Şu an çok radikal karar almış. Yine hani hızlı karar alıp köklü değişiklikler yapan birine benziyor. Ne yapacağını çok kestiremiyorum gelecekte. Şimdi o zaman sana güzel bir soruyla devam ediyorum. YouTube Türkiye'de en sevdiğin kanal. Yani abone listendeki... Şöyle, abone listendeki herkes video attı diyelim. Hı. Abone olduğun herkes. Fakat ilk hangi videoyu açarsın? İlk hangi kanalın videosunu açarsın? Aslında Türkiye ama YouTube Türkiye. Başlığına göre açıyorum videoları. Bazı kanalların başlığı daha farklı oluyor. Hı hı. Ama ilk bakacağım kanal kim olurdu? Kafalar olurdu. Kafalar mı? Aynen. Neden? Hı. Çünkü 3 kişi daha farklı bir eğlence sunuyor. Ve Atakan gerçekten çok komik. Evet. Komik yani. Evet. YouTube Türkiye'de en sevmediğin kanal. YouTube Türkiye'de en sevmediğim kanal... Biraz düşünmeme müsaade edin. Tabii ki. Öyle bir baktı ki Burak Güngör diyecek zannettim. Gerildim şu an. Hayır, seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim, ben de aynı şekilde. Mesela şeyi sevmiyorum. Semih Uyulgan. Nedense itici geldi bana, biliyor musun? Senin arkadaşın mı? Yok, ben zaten büyük sorun yaşadım. Doğru, sen ona dis atmıştın. Büyük sorun yaşadım ben onunla. Neden sevmiyorum? Ha, neden sevmediğim de açıklamam. Yaptığı röportajlardan ötürü. Soru tipinden ötürüdür evet, büyük ihtimalle. Evet. Aynen, ben de aynı fikirde. Yabancılarda olan bir şeyi birebir kopyalayıp getirdiği için Türk ama kültür uyuşmuyor değil mi? Aynı mantık. Belki de çok benden daha iyi bir çocuktur belki. Ama evet, çektiği videolar rahatsız edici, düzelir yani. Şimdi o zaman özel hayatla alakalı bir soru gelecek. Ruhi Çenet hiç aldatıldı mı? Hiç aldatılmadı. Fi tarihinde bir kız vardı. Konuşuyorduk. Daha sonra aramıza soğuk girdi. Ben Hindistan'a gidince. Daha sonra Hindistan'dan geldim 5 yıl sonra. Bu kız tekrar görüşmek istedi. Ona şey yaptı. Sen kimsin? Kral. Aldattın mı? Hayır. Hiç aldatmadın mı? Bir kere bile. Aldatmadım. Aldatmak, hani aldatacağına ayrıl, diğer kişilerle görüş yani. Yaptın mı öyle bir şey? Yaptım. Yani baktın aldatacaksın, hayır, yani ayrıldın, devam mı ettin? Başka kişilerle konuşmak istiyordum, o kişiyle ilişkimi istedim. Kral çok dürüst bugün. İkinci sezonun en dürüst videosuyla karşınızdayım muhtemelen şu an. Peki en büyük hedefin ne? Ya şu an mesela YouTube kanalımda yaptığım şeyler hedeflerimin doğrultusunda gidiyor. Benim aslında amacım sadece böyle bilgi veren, yüzeysel bir şekilde bilgi veren bir kanal sahibi olmak değil. Aynı zamanda mesajını iletmek isteyen insanlara da bir araç olmak. Eğer mesajı değerliyse, şu son zamanlarda şizofrenler hakkında yaptığımız video ya da işte Komünist Başkan. Tunceli'deki o başkanın icatları hoşuma gitti. Sadece icatları hoşuma gitti. Bu arada komünist başkan denmesinden rahatsız oluyor mu? Yok, kendisi de kendini öyle yapıyor. Komünist başkan diye. Evet. Şimdi mesela şey yapacağız. Matematik köyü var Şirince'de. Biliyorum. Oraya gideceğiz. Tabii daha konuşuyoruz. Kabul etmediler bizi henüz. Orada da güzel bir iş yaptım. Onu duyurmak istiyorum. Peki konu hazır oraya gelmişken. Komünist başkan nasıl biri? Yani gerçekten gözüktüğü gibi biri mi? Bence çok samimi bir insan. Fakat
Biz mesela bunu da hiçbir yerde daha söylemedim. Çünkü söylemeyi düşünmemiştim. Hı-hı. Biz oraya gittik video çekmek için. 3 gün öncesinden haber verdik. Geliyoruz dedik. Hı-hı. Kabul ettiler. İşte gece uçağa bindik. 3 kişi büyük bir masraf yapıyorsunuz. 3 kişiyi oraya götürmek, orada kalmasını sağlamak, geri getirmek. Hı-hı. Ekiple gittik yani. Daha sonra belediyeye geldik. Sabah 7'de kalktık. Oradaki başkanın etrafında çalışan birkaç kişi bize şey demişti. Sabah 8'de esnaf gezisi olacak. Esnaf gezisine gelirseniz başkanla video çekersiniz dedi. Sabah 8'e gitmedik. Sabah 9 gibi belediyeye gittik. Daha sonra oradaki kişi şey dedi bize. Başkan bugün çok yoğun. Esnaf gezisine gelseydiniz keşke, size söylemiştim gibi bir şey dedi. Daha sonra biz yine başkanın bir aralığını bulduk. Gidip onunla direkt video çekmek istediğimizi ve bunun için uğraştığımızı söyledik. İstanbul'dan geldiğimizi Tunceli'ye. Direkt Tunceli'ye de gidemedik. Havalimanı Erzincan'daydı bizim vardığımız. Hatta orada bir araç kiralama firması bize bir küçük şey yaptı, tırtıkladı. Daha sonra işte kişi şey diyor, belediye başkanı kabul etti. Başkanla videomuzu çektik. Hatta yanımıza birini verdi. Bizi o kişi rehberlik yaparak Ovacı'yı gezdirdi. Ama Ovacı'yı gezdiren rehbere sordum. İşte başkanı sabah esnaf gezisine katılsaydık falan filan diye. Esnaf gezisi nasıl geçti dedim. Bize şey dedi, esnaf gezisi hiç olmadı ki dedi. Yani o esnaf gezisi planlanmış ve olmamış. Ama başkanın yanındaki kişi bizi video çekmek istediğimizi söylerken keşke esnaf gezisine katılsaydınız der. Ve bizi şey yapar ya, geçiştirir ya. O bizi sinirlendirdi. Bir de o peki gün, suç başkanı mıydı orada? Yok, yanındaki insanların. Hı. Zaten genelde böyle belediyede, devlet dairelerinde kraldan çok kralcılık biraz. Evet. Pohpohlanırlar. Ama sorulan soru şu yani, gözüktüğü gibi bir insan mı? Evet. Ama etrafındakiler yani bilmiyorum, parti olarak değerlendirirsek tanımıyorum. Onlara şey olamam. Kefil olamam. Anladım. Hayattaki en büyük keşken. Hayattaki en büyük keşken. Ya ben hep şanslıyım biliyor musun? Hep dört ayak üstüne düştüm. Yani Hindistan'dan geldim. Yine YouTuber'lık beni güzel... Bayağı düşmüşsün kanka. Tayin yemişsin 1,5 ay. Abi evet ama işin sonucunda daha iyi yerlere geldim hep. Totalde doğru. Lisede şeydim. Biraz da sosyaldim. Bu benim Hindistan'a gitmemi sağladı. Çünkü arkadaş ortamından uzaklaşınca yazılıma yöneldim. Yazılımda Hindistan bileti oldu benim için. Orada hiçbir keşken yok mu yani? Hani şöyle olsaydı keşke dediğin, şöyle yapsaydım keşke var dediğin. 2016 yılında Bitcoin alsaydım. Keşke şöyle bir... İşte Ruhi Çenet'in keşkesi de böyle oluyor yani. Peki bir şey daha soracağım şimdi. Özel hayatla alakalı yine. Adın gerçekten Ruhi mi? Başka bir adın var mı? Muhammed Ruhi Çenet. Tamam. Peki evet. Aslında adın Muhammed mi? Yok, Muhammed Ruhi Çenet. Tamam okey ama mesela çocukken lisede sana Muhammed mi diyorlardı, Ruhi mi? Ha, Ruhi. Evet, dedemin ismidir Ruhi. Kanala en uygun isim herhalde Ruhi'dedir şu an YouTube Türkiye'de evet. Yani. Tam kanal içeriğini yansıtan bir ad soyad var adamda. Bu çok soruldu, sormak istedim evet. O yüzden. Peki Ruhi, sana biraz garip bir soru olacak bu ama hayatında en utandığın an. Ben hırsızlık yapıyordum ilkokulda. Hayda. Pehlivanoğlu marketten çikolatalar alıyordum. Daha sonra bizi yakaladılar ama okulda yakaladılar. Oradaki kasiyer görevlisi müdüre şikayet etti direkt gelip. Hı hı. Müdür çağırdı, orada çok utanmıştım. Ama tabii bayım büyük. Bu nasıl bir hırsızlık? Bayağı ya, oluk oluk götürüyor muydun? Çikolataları tişörtümün altına koyuyordum. Çıkıyordum. Yani kaç TL'lik bir zarara sokuyordun orayı? En fazla şu an parasıyla 50 TL'dir yani. Kanka 50 TL gayet iyi hırsızlık bence. Gideri var, gideri var bence yani. Şöyle bir soru var Ruhi. Gerçekte de videolardaki gibi ciddi mi demiş? Yeri geldiğinde ciddiyim ya. Mesela... Arkadaşlarım ya da çevremdeki insanlar çok fazla benimle görgüsüzlük yapmazlar, lavabali olmazlar çünkü sevmiyorum. Bence komik bir adamsın bu arada. Neden? Ciddi söylüyorum. Yani seninle eğlenebilirim. Yani eğleniyoruz da yani beraber. Bence de. Hani şey değil bu yani Ruhi, böyle durup sadece hani konuşan, mesaj veren bir adam değil. Ben sadece şeyi seviyorum, görgüsüzlüğü seviyorum. Her şey benim olsun. Yani telefonum bile dandik benim yani şey... O... Marti reklam gibi olacak ama böyle gösteriş fazla sevmiyorum. Onu bir değiştir ama istersen. Evet. Onuncuk değişme vakti evet, gelmiş gibi. Sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum. Araban var mı? Var. Ne var? Audi A3 var. Ama o da yani normal bir araba. Mustang'im yok. Neyi vardı? Camaro'm yok. Camaro NS'de var bir tek. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Sen bir eğitim seti oluşturdun. Aha. Nasıl gitti abi satışlar? Şu an 7000'in üstünde satış oldu. Ne kadar kazandın? 350 bin lira civarında kazandık fakat biz onu ekipçe yaptık. Ve ben biraz şey yaptım, o eğitimi çıkartan, benimle beraber çıkartan ekibime de normalde yapmamam gereken bir ilişki. Fazladan verdin. Prim verdim yani, %50'lik komisyon verdim ve zaten %35'ini de vergi verdiğimiz için
Benim önüme 150 bin lira falan geldi. Onunla da araba aldın. Aynen. Doğru. Arabayı da parçaladım zaten bir önceki arabam. Pert oldu. Nasıl? Fluence vardı bende. Ha, onu hatırlıyorum ben. O da 150 ile giderken çarptım. Aa evet, kaza yapmıştın sen evet. Bir de. O kaza olayı neydi abi? O kaza olayı, ya uyudum ben arabayı sürerken. Sabah 5'e geliyordu. Kaçla giderken uyudun? İmar mı? MR Square mi? Öyle bir AVM var ya. Hı-hı. Ben fotoğraf çekilecektim. Bu, aa burada mı oldu o kaza? Sponsorlu bir işti. Hı-hı. Yok, Osman Gazi Köprüsü'nün birisinde oldu biraz. Anadolu tarafına doğru gittikçe. Hı-hı. Yani o çekime yetişmek için gece uyumadım. Ve 150 ile çarptım. 150 ile bariyere girdin. Aynen. Ve yanımda kuzenim var. Kimse de bir şey olmadı. Yani Allah korumuş kanka. Bir de Fluence yani araba öyle yani çok aşırı güvenlikli bir arabanın araç değil. Arabanın motoru bir 100-150 metre geride zaten fırlamış, orada kalmış. Jandarma geldi işte, ölü falan diye düşündüler önce. Geldiklerinde canlı olduğumuza şaşırdılar. Araba iptal ama. Bir de hani bu çelik halatlar var ya. Araba bu çelik halatın altına giriyor. Çelik halatı biraz yukarı doğru esnetiyor. Sen peki bayıldın mı yoksa kazanında uyandın mı? Ben hemen çıktım dışarı. Kanama falan? Kanama hiçbir şeyimiz yoktu. Ben sadece şeyden rahatsız oldum. Bu airbag patlıyor ya. Hı-hı. İğrenç bir plastik ve sıcaklık yüzüne doğru geliyor. Ondan rahatsız oldum sadece. Ama o geçmedi. Kanka yani o da olsun yani. 150 ile bariyere girmişsin. Ama belki de airbag kurtarmıştır orada senin hayatını. 150 ile ben bariyere girsem muhtemelen şu an kırkımı okuyordunuz yani, ben size söyleyeyim. Peki sana niye böbrek mafyası diyorlar? Ya Orkun'un yüzünden. Orkun Işıtmak. Aa, Orkun konusuna girdik evet. Böbrek videoları... Böbrek videoları değil de bir ara beraber video çektik 3-4 tane. Hı hı. Orada da sürekli böbrek falan diyordu. Orada yapıştı. Peki bu soru çok soruluyor. Ruhi Çenet Orkun Işıtmak'la küs mü? Değiliz. Ya ben... Peki neden eskisi kadar iyi değilsiniz? İyi bak ya. Çok dürüstçe bir geldim sana şu an. Çünkü eskisi evet. Kadar iyi olmadığınızı bir izleyici olarak anlıyorum. İzleyiciler de anlıyor belli ki çünkü çok sorulmuş bu soru. İyiyiz. Şöyle, sadece kamera karşısında bir şey yapmıyoruz. Ve İkimizin de vakti çok fazla yok. Hı hı. Beraber bir araya gelemiyoruz. Hı hı. Onun çektiği içeriklerle benim çektiğim içerikler alakasız. Ama eskiden de alakasızdı. Sizi çok sık yan yana görebiliyorduk. Ben o zaman mesela sen Show TV'ye çıkan bir şeyin vardı. Doğum günü sürprizi evet. Hazırlamıştınız. O zaman ben içeriklerimden biraz taviz vermişim demek ki. Onun videolarında çok bulundum. Yani şu an kişisel olarak hiçbir problem yok. Ben sadece eskisi kadar yakınsınız. Video çekmedim. O da beğendi video çekmedi. Öyle kaldı. Eskisi kadar hı. Yakınsınız. Evet. Ya eskisi kadar çok görüşmüyoruz. Eskiden komşuyduk. Hı hı. Aynı mahallede oturuyorduk. Şu an ben artık daha böyle ailemle bir arada yaşıyorum. Hı hı. Onlar Bandırma'dan geldiler. Bir de Orkun da işte birkaç arkadaşını getirmiş herhalde İzmir'den. Hı hı. Onlar farklı bir çevrede takılıyorlar. Ben farklı bir çevredeyim. Şimdi en kritik, son dönemin en vurucu kısmına geldik. Abi bir video serisi başlattın. Hı-hı. Masonlukla alakalı. Ve bayağı trendlere girdi. Milyonlarca izlendi. İnsanlarda da bir ilgi oldu haliyle bu konuya. Evet. Şimdi öncelikle en çok sorulan soruyla başlıyorum. Ruhi Çenet mason mu? Değilim. Yani mason olmak bence iyi bir şey bile değil. Niye? Çünkü oraya mason olduğunuz zaman hı-hı. Haftada bir ya da iki, bilmiyorum, hatırlayamadım şimdi. Sizi lojiye çağırıyorlar ve bazı şeyleri ezberleyip orada performans göstermenizi istiyorlar. Şey gibi, hı-hı. İlkokul gösterisi gibi. Tiyatral bir gösteri bekliyorlar. Hı-hı. Bir kere benim bununla uğraşacak vaktim yok. Ayrıca orada bir network kuruyorlar. Hı-hı. Ve o network içinde kendinden taviz vermen gerekebilir. Veya ne bileyim, ben o network'e baktığım zaman çok parlak bir şey de görmüyorum. Yani neticede bu masonların hepsi bir paralel yapıya da dönüşebilir. Yani bu ülkede neyin ne olacağını kimse bilemez. Peki bir davet aldın mı? Aldım. Yani işte beraber röportaj yaptığınız mason arkadaş mason olmalısın gibi bir şey demedi. Fakat mason olmayı düşünür müsün? Böyle bir şey, yani ağzımı yokladı biraz. Ben böyle şeylere vakit ayıramayacağımı söyledim. Videoda konuşan kişinin sesini değiştirip videoyu hı. Bir daha attın. Bu neden oldu? Rahatsız olduğunu söyledi. İnsanlar onu tanımasını istemedi insanların. Ben de sesini değiştirdim. Aslında röportaj yaptığımızda böyle bir uyarıda bulunmamıştı. Antalya'da böyle... mesela benim videomda şey demiştin. Mason olmayı reddettikten sonra videoyu silmemi istediler. Heh, evet. Sesini değiştirdim. Daha sonra video çok izlenince ve tepki alınca masonlara karşı videoyu silmemi istedi. Yani istediklerini belirttiler. Ben de silmedim. Peki neden bir tehdit falan bir şey yaşandı mı? Bir kere beraber çekmeyi kabul etmişler. Bir tehdit tarzı bir şey yaşandı mı? Yok. Herhangi bir tehdit yaşanmadı.
Şimdi şöyle, insanların aslında masonluğa olan ilgisi şu yüzden. Halkın gözünde, yani izleyenlerin gözünde masonluk bir zenginlik belirtisi gibi bir şey. Yani mason olup fakir olan birini ben görmedim bugüne kadar. Evet. Sen gördün mü? Görmedim. Ama onlar olduğunu iddia ediyor. Var olduğunu iddia ediyor. Bence yalan. Çünkü neden yalan? Ya sen videoda şunu anlatıyorsun. Zaten statü sahibi olan insanları kabul ediyor bunlar. Doğru aynen. mu? Aynen. Yararlanmak istedikleri, pozisyonundan yararlanmak istedikleri insanlar. Aylık aidatı var bunun. Oluyor. Varmış. Onlar bence biraz daha temsili şeyler. Oradaki yemek masrafları için. Ama şöyle de... mesela ben mason oldum bugün. Yarın düşüşe geçtim. Cebimde para kalmadı. Beni atıyorlar ben mı? Ben bunu sordum. Yönlendiriyoruz biraderlerimizi dediler. Birader mi diyorlar birbirlerine? Birader, kardeş. Büyük üstad. Biraderim için. Yani yönlendiriyoruz derken iş buluyorlar ona o zaman. İş bulmak gibi yani hayatta hayat felsefesiyle alakalı bazı şeyleri belki psikolojik destek oluyorlar. Bu soruyu bana da aldık. Bana çok parlak gelmedi çünkü Türkiye gibi her an bir kaos ortamına girecek bir ülkede hiçbir şekilde bir topluma ait olmak ve onların sorumluluğunu üstlenmek mantıklı değil. Çünkü insanların ne yapacağı belli değil. Bir de bu masonlar yabancı kökenli oldukları için yine ben Türkiye'nin işte çıkar ilişkileriyle çelişebileceklerini düşünüyorum. Peki abi yine değişik bir soru geliyor. Çok alakası var mı bilmiyorum ama sorulmuş 2-3 kere. Barış Özcan hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir hikaye anlatıcısı. Hı hı. Mesajını çok iyi veriyor. Hı hı. Ben onun aslında bazen açıp eski videolarını izliyorum. Eski hı hı. videolarında daha sakin bir sesle konuşuyordu. Bu bende de var. Ses biraz daha artık şey olmaya başladı. İnsanların verdiği belki tepkilerden dolayıdır. Biraz fazla videolarda kendimizi kasıyoruz herhalde. Eski videoları daha sakindi. Ben onları daha çok seviyorum. Böyle yani beğeniyor musun? Arada falan böyle doğal konuştuğu videoları daha çok seviyorum ama son videolarda biraz daha şey gibi. İş biraz şova döndü gibi. Şova döndü. Yani ben de aynı fikirdeyim. Bizde yani ben onu sevmiyorum kendimle de. O yüzden rahatsız oluyor insanlar. İtici geliyor. Onların neden öyle düşündüğünü de anlıyorum. Ama mesela şey videosunda Maçoğlu'nun videosunda gayet rahattım. Eğer onu hazırlarsam video çekim esnasında rahatlayabiliyorum. Orada bu arada bir şey söyleyeceğim. Orada atladığım bir nokta oldu benim. Özür dilerim az önce. Sevgilin aldattın mı aldatmadın mı muhabbet ediyorsun. Sevgilin var mı şu an? Var ve şöyle bir durum. Hadi buyurun. 4 Nisan'da ben 4 Mayıs'ta nişanlanıyorum. Ciddi misin sen? Evet. Aylı arasında yapacağız. Mayıs'ta. Evet. 4 Mayıs'ta nişanlanıyorsun. Evet. Yaşı geldi artık. Kaç bu arada yaş? 90'lıyım. 29'a geçeceğim. 29 benden 4 yaş büyük Ruhi. Bu zamana kadar abi bir YouTuber'la yaşadığın en büyük sorun? Ekin Soyak. Bizi dolandırmaya kalkmıştı. En büyük sorun bu muydu abi? Gerçekten mi? Hiç şu an istediğim cevabı alamadım ya. Sorun ama sen gerçi kavgacı bir insan değilsin. Evet. Evet, onun da etkisi var. İlk sezonun Dinamo sorusuyla devam ediyorum. Ruhi Çenet'in en büyük sırrı ne? Ben bir kere dünyanın en kötü yazılımcısı olarak paylaşıldım internette defalarca kez. Nerede? Bir oyun yaptım. İki boyutlu bir oyun. Space Game. Uzay oyunu. Yani ben zaten uzayı severim. Uzayın oyunun amacı oyuncuya uzay yani güneş sistemini tanıtmaktı. Oyunda işte Ay'a gidiyorsun. Normal hayatta oyunun güzel tarafı gerçekçi olması Ay'a gidiyorsun. Normal hayatta 2 gün sürüyor. Oyunda da bir 6-7 saat sürüyor. Mars'a gidiyorsun. Normal hayatta 6 ay sürüyor. Bazı durumlarda 300 güne kadar çıkıyor hatta. Oyunda da bayağı bir 3-4 gün açık bırakman lazım bilgisayarında. Rotasını ayarlıyorsun uzay mekiğinin. Gidiyorsun. Mars'a gittiğin zaman işte sana şey diyor. Bir zamanlar burası su hatlarının olduğu bir yer. Suyun olabileceği bir yerdi. Bu tarz basit bilgiler veriyor. Oyuncu işte en son bölümde Güneş'e gidiyor. Güneş gerçek hayatta bilmiyorum kaç gün sürecek. Onu hesaplamıştım. Ama oyunda 30 gün sürüyor. Bir ay boyunca oyuncu bilgisayarını hiç kapatmayacak. Herhangi bir uygulama çalıştırmayacak. Çalıştırsa bile oyunu etkilemeyecek bu. Ya da ne bileyim rotası değişirse uzay mekiğinin farklı sebeplerden dolayı onu düzeltecek. Çok sıkıcı bir süreç. Bir ay oynadıktan sonra oyuncu şey oluyor. Kocaman ekranda oyun bitti yazıyor. Game over yazıyor. İngilizce paylaştım ben bunu. Sebebi ise güneşin yüzey sıcaklığı 5600 Kelvin falan diyor. Yani ne kadar sıcak olduğunu sana anlatıyor ama bir ay bekledikten sonra boşu boşuna beklemiş oluyorsun. Game over görüyorsun. Bu yabancı forum sitelerinde dünyanın en kötü yazılım mühendisi başlığıyla paylaşıldı. Ve bu bayağı viral oldu. Oyun hani şey gibiydi.
virüs gibi yayıldı böyle. İnsanlar birbirlerine trollemek amacıyla gönderiyorlardı ve o zaman YouTube diye bir şey yoktu. Bu çok eski. Hı hı. 2008 yılı, 2007 yılı falandır. Yani benim gündemimde yoktu en azından YouTube. Hı hı. En kötü yazılım mühendisi olarak paylaşılınca ben de bıraktım. Yazılım mühendisliğini bıraktım. Bırakmadım aslında da. Şey, tamam, bunu kabul ediyorum. Bu bilinmedik bir şeydi. Evet. Yani en kötüsü oldu. Şimdi de ikinci sezonun dinamo sorusu geliyor. Yine mi ikinci? Son soru. Bu ikinci sezonun dinamo sorusu ve son soru. Ruhi Çenet en son ne zaman ve neden ağladı? Ben olur olmadık şeyleri de duygulanıyorum. Her gittiğim YouTuber'da aynı şeyi söylüyor. Bir kişi de desin ki ben kolay kolay ağlamam. Evet ama ben kolay kolay da ağladım. Tamam, en son neden ve ne için ağladın abi? Ay Allah. Anlatacaksın. Anlatacaksın. Bir belgesel izledim. Ya ben niye bunu anlatıyorum? Ne belgeseli abi? Ne belgeseli? Allah'ım. Anlat anlat. Oradan şey, bir şey çıkacak çok belli etti şu an. Bir şey bağlamıyordum da sadece ne belgesi belgeseliydi. Evet. Onu da ağladım. Ama bu çok eski. Neden ağladın? Bilmiyorum. Yaşam zorluğu. Hayat bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. İnsanın çok buhranlı bir döneminde herhalde senin. Evet. Buhranlı olduğunu ama en son gerçekten bunun için mi ağladın? Evet. En son. Ben en son ne zaman ağladığımı bile hatırlamıyorum. Bu belki benim en son hatırladığım şey olarak anlatıyorum ama 2-3 sene önceydi. İstanbul'da yaşıyordum. Sen 200 senedir hiç ağlamadın mı abi? Yaşıyordum da Antalya'ya taşınmamıştım. 200 senedir hiç ağlamadın mı? Hayır. Wow. Benim canım yansa bile ben ağlamam. Hatta tepki bile vermem. Araba kazasında ben böyleydim. Benim canım yanmaz kardeş. Hayır gerçekten yanar ama benim tepkilerim yoktur. Ben çok tepkisiz bir insanımdır. Onu biliyoruz. Başıma yani bilmeyen var mı gelse böyle dururum. Duruşumu bozmam. O an düşünüyorum. Acaba bunun bana ne gibi bir etkisi peki var? Sen kaşındın. Son soru soruyorum. Bu hayatta en çok canının yandığı an. Bu manevi olarak da olabilir, fiziken de olabilir. Manevi olarak yanmadı açıkçası. Daha göreceklerim vardır belki. Kral hiçbir soruyu beğenmiyor ya. Canımın fiziksel olarak yandığı an. Ya bu da çok basit bir şey. Dişçiye gittim. Dişçi bak şey herhalde biraz sorumsuz bir dişçiydi. Dişimi çekerken ortadan ikiye çat diye kırıldı. Ve bu devlet hastanesinde oluyor. Kimse yoktu. O zaman küçük bir çocuktum. Dişimin kalan kısmını şu arkada bir diş kazıyarak çıkarttı adam, ağzım mahvoldu. O bayağı bir canım yaktı. Biraz soruyu sorduğuma pişman ettim beni şu an. İçim gitti yani. Çok teşekkür ederim. Dobra cevapların için. Şimdi bizim konseptin bir olayı var abi. Gittiğim her yerden ben bir hediye seçiyorum ve alıyorum. Yani kendi tamam. Hediyemi kendim alıyorum. Biraz yüzsüzlük yapıyorum. Senden de şuradaki kitabı isteyeceğim. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece senin olduğu belli. Kimsenin, Ruhi Çenet, kimsenin bilemeyeceği şeyler. Bu kitabı alıyorum ben. Tabii ki. Kitap kimin? Sinan Canan diye birinin. Okudun mu? Okudum. Yoksa hani okuyacaktın alıyor musun? Yok yok. Geçen sene vermişti bana. Tamam. Kitabı da aldım. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederim. Sinan teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ruhi'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Seyirciler.